Değerli izleyenler, Rusya-Ukrayna Savaşı özel yayınlarımız devam ediyor. Tabii ki önemli konular var. Onları da önemli konuklarla değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi ASAM Güvenlik Uzmanı Çağrı Özkan bizlerle beraber yayınımızda. Sayın Özkan, yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Şimdi işgalin 5. günündeyiz ve bugün müzakere masası da kuruluyor Belarus-Ukrayna sınırında. Zaten Ukrayna heyetinin de bölgeye ulaştığı bilgisi de geldi. Şöyle başlayalım dilerseniz, müzakere sürecine çok hızlı mı geçildi ve bu müzakereler nasıl ilerler? Çünkü Zelenski'nin son yaptığı açıklama, bir sonuç beklemiyorum ama önemli bir görüşmedir dedi. Hemen onunla başlayalım. Şimdi müzakerelerde önce üst düzey katılımcılar olacaktı. En üstün bir alt düzeyi katılımcılar oluyor müzakerelerde. Rusya'dan aldığım bilgiye göre masaya 3 şey koyacaklar. Donbas bölgesinin Rusya'ya katılması, Harkov'un alınması ve Mariupol limanının alınması. Ukrayna'da bizzat direnişin başındaki generalle görüştüm. Sürekli görüşüyoruz. Siyasilerin bu istekleri asla kabul etmeyeceğini, sahadaki askerlerin bu isteklere asla razı olmayacağını söylediler. Son olarak Kiev'in 30 kilometre dışına attıklarını, Rusları mevcut hattın 30 kilometre dışına attıkları, Kiev'in değil, Harkov'da da şehrin içine girmişlerdi fakat Rusları şehrin dış mahallelerinden geri çıkardıklarını söylediler. Savaş şu anda 3 ana karargahta yürüyor. Bir Donbas bölgesinin de olduğu Harkov'u da içine alan Harkov karargahı, bir Kiev'in olduğu merkez karargah ve bir de Odessa bölgesini de içine alan, her sondaki direnişi de örgütleyen karargah. Şu anda en kuvvetli cephenin Kiev olduğunu söyleyebilirim. Bu arada çok özür dilerim, bölüyorum. Arkadaşlar, haritalardan birini de alabilirsek ekranlara, o işgal sürecini hani gün gün aslında değerlendirebiliriz harita üzerinden. Şimdi hani çok fazla şehir ve yer ismi veriyoruz. Evet, şimdi iki tane, aslında ikisi de aynı sanırım. Hemen şey yapacak olursak, şöyle net bir şekilde Jimmy'den de gösterebileceğimiz şekilde. Şimdi aslında ilk başta Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığı ilan etmesi ve o bölgede başladı. Şu an nerelerde yayılım var ve nerelerde Rusya önde, Ukrayna direnişte? Şimdi savaştan önce 2014 yılında Kırım'ı Rusya'nın işgal etmesinden sonra tabii ki Türkiye'nin genelkurmayı da bu konu hakkında fikir yürütmeye başladı. Bundan sonraki hedef ne olabilir? Hemen o fikir yürütürken Lugansk, Donetsk bölgesi, yani toplam olarak Donbas bölgesinde bir hareketlilik oldu. Önce Ruslar %75'e kadar gitmişti. Daha sonra bizim İHA'larında, SİHA'larında yardımıyla tam tersi oldu. 75'e 25 Ukrayna tarafına geçti. Biz ta 2016 yılı gibi, 2017 yılı gibi sormaya başladık. Yani Ukraynalı yetkililere, Rusya dedik Harkov'u alacak mı? Ve peki oradaki Harkov'un önemi ne? Harkov ikinci büyük şehri ama en büyük sanayi merkezi. Donetsk, Lugansk da sanayi ve maden merkezi. Onun için buralara girdiler. Bir diğer sanayi merkezi de şu Beograd'dan girmek istedikleri, şurada görmüyorsunuz ama Dnipropetrovsk ve elektrik merkezi olan, orada büyük bir elektrik yatırımı var. Zaporojye kenti, aralarında 80 kilometre fark vardır. Askeri yığınaklarına baktığımız zaman biz şöyle dedik, yani bunlar herhalde Dnipropetrovsk'a da yürüyecekler, Zaporojye'ye de yürüyecekler bu Belgorod şehrinden. Çok anlamsız bir hareket olur. Kiev'i hiç kimse düşünmüyordu. İşte tam oraya geleceğim. Şimdi ilk başta aslında bütün uzmanların, hatta sizinle de konuştuk, değerlendirmesi Karadeniz'e kıyısını kesmek, bu sanayi bölgelerini almaktı. Ne oldu da Kiev'e girmeye karar verildi? Şimdi zaten Harkov hemen Rusya'nın sınırında 40 kilometre ileride. Oraya biz gerçi Türk Dex olarak çok daha iyi bir harita hazırlamıştık. Arkadaşlar hazırlayabilirse o diğer haritayı alalım. O diğer şehirleri, bir saniye, bunu mu kastediyoruz? Bu yine daha iyi. Bakın Harkov ne kadar yakın. Hemen giriş yaptılar ve şurada gözükmüyor, Azak Denizi'nde Mariupol var. Şimdi Mariupol limanını alması, Azak Denizi'ni kontrol etmesi için, çünkü ana yükleme limanı burada, anlaşılabilir bir durumdu. Yani anlaşılabilir dediğim, yanlış anlamayın, savunmuyorum. Askeri harekat planı olarak Harkov'a girilmesi beklenen bir şeydi ve bu bölgeye girmesi beklenen bir şey. Onun dışında donanmasının da Odessa'da, Odessa işgali değil de Odessa limanına bir çıkarma yapması, Odessa limanını güvenlik altına alması ve Karadeniz'den iletişimi kontrollü bir şekilde bırakmasıydı. Fakat öyle yapmadı. Direkt Kiev'e
indiler. Hem de Belarus'dan tatbikat yaptığı yerden dikine indiler. Peki yani, bu aynı zamanda Belarus'un da savaşa dahil olması mı demek olur? Topraklarını kullandırıyor. Yani Belarus topraklarını kullandırıyor. Rusya sonuçta kendi ülkesinden girmedi. Başka savaşa taraf olmayan bir ülkenin üstlerini kullanarak girdi. En kötü savaşın ilk başladığı gün şöyle düşünmüştüm ben. Herhalde Çernobil'in etrafını sararlar. Çernobil yakınında bir takimat oluştururlar ve Zelenski hükümetini düşürmeye yönelik baskı yaparlar. Fakat peki, öyle yapmadılar. Çernobil'in önemi ne? Çernobil orada bir nükleer tesis Ruslar tarafından kurulmuştu. Biliyorsunuz orada büyük bir patlama oldu. Hatta en son orada bir yangın olayı olmuştu. Yine radyoaktif maddelerin havaya karışma durumu olmuştu. Türkiye'yi de uyarmıştı onların nükleer enerji kurumu. Allah'tan rüzgarın ters esmesi yüzünden Türkiye'ye gelmedi. Orayı kontrol altına alır ve baskı yapar diyorduk. Fakat öyle yapmadılar. Önce Çernobil'i ele geçirdiler ve hız kesmeden Kiev'e doğru ilerleyip tarihi hatayı yaptılar. Şimdi bu ne doğurur? Şunu gördü bütün dünya. Evet, Ruslar zamanında Afganistan'da böyle bir maceraya girmişlerdi ve Rusya'nın bölünmesiyle sonuçlanmıştı. Aynı şekilde Amerika Afganistan'da maceraya geldi. Şu anda ekonomik olarak zor durumda. Trump'ı iktidara getirdi bu Afganistan macerası. Şimdi şunu gördük. Rusya artık eskisi gibi nüfusu fazla olan ülkelerin 200 bin kişilik bir ordu, 150 bin kişilik bir ordu çıkartabilecek ülkeleri hızlı bir şekilde yıldırım harekatıyla işgal gücü olmadığı görüldü. Onun dışında Rusya'da şu anda birçok şehrinde basına verilmiyor. Sahayla konuşuyorum, büyük isyanlar var. Çünkü bakın Rusya'da birçok kişi Ukraynalılarla evlidir. Onun dışında Ukraynalı olup da Rusya'ya çalışmaya giden çok bir nüfus vardı. Çok iç içedir Slav toplumları oldukları için. Onun dışında Rusya'da yıllardır sesini çıkartamayan başka halklar var. Türk halkları, Kafkas halkları var. Şu anda hepsi şunu gördü. Ya dedi, bu Rusya acaba bizim korktuğumuz kadar bir ülke değil mi? Dolayısıyla Putin'in değişmesine giden sürecin başlangıcı olmuş olabilir bu harekat. Onun için Putin çok heyecanlandı. Yapmaması gereken iki tane büyük çıkış yaptı. Bir, dedi ki nükleer caydırıcı gücümüzü kullanırız. Evet, hemen o ne demek? Neyi kastetti? İkincisi de oraya geleceğim. İkincisi de şunu söyledi Putin. Çok daha yeni bir açıklama yaptı. Biz dedi Finlandiya ve İsveç'i de dedi gerekirse dedi askeri güçle dedi NATO'ya girmeye karar verirse işgal edebiliriz dedi. Tabii onun dışında başka bir sürü şey söyledi ama iki tane önemli şey. Bunun üstüne ne oldu? İsveç'in ve Finlandiya'nın baskısıyla Avrupa Birliği önce 500 milyon dolarlık para yardım, ondan sonra da jet vermeye karar verdi. Bütün sahadan konuştuğum Ukraynalı generaller, askerler diyordu ki NATO hava sahasını kapatsın, Türkiye'de Karadeniz'den geçişi Montreux'u uygulasın, engellesin. Biz kendimiz Rusya'yı kendi topraklarımızda yeneriz diyorlardı. Ve şimdi Rusya'nın Ukrayna'nın bu jetleri alması ve bu maddi yardımı gelmesi, silah yardımı da batıdan gelecek. Bu Polonya sınırı açık, buradan Lviv üstünden Jitomir'e gelecek. Onun için Jitomir Havalimanı bugün bombalandı. Hatta ikinci başkentti Jitomir. Belarus'tan şimdi Kiev'e doğru geldiler ya. Peki evet, buradan o sınırı da kapatıp o askeri Polonya yardımın var orada. Gelmesi orada engellenebilir mi? Orada Polonya var. Kiev'in üstünden, onun için Jitomir Havalimanı'nı bombaladılar. Çünkü eğer Kiev'in merkezi taşınması gerekirse, ben bunu dünkü programda da söylemiştim, en mantıklı yer Jitomir'di. Ve Jitomir'i bombaladılar şu anda. Şuralarda Lviv'e giden, Lviv burada hat üzerinde. Merkezi oraya kaydırmalarını engellemeye çalışıyorlar. Fakat bu saatten sonra Kiev artık merkezi kaydırmayı düşünmez. Kiev içinde gizli noktalar koyarlar. Direnişi buradan sürdürürler. Ne oldu? Bir kere liyakatsız komutanların hepsi gitti Ukrayna'nın. Sağ mecburen liyakatlı komutanları göreve getirdi. 3 tane farklı karargah kuruldu ve 3 farklı karargah da bölgeyi bilen komutanlar başında savaşı iyi yönetiyorlar. Karada çok iyi direniyorlar. Tek ihtiyaçları olan hava hakimiyeti, en azından havanın kapanıp durumun eşitlenmesi. Deniz olarak da şimdi şöyle, Rus savaş gemilerinin Montreux'u uygulayacağız, belki savaş durumu olacağız, Karadeniz'e girmesini engelleyeceğiz. Fakat bu yetmiyor. Karadeniz'den bizim bir ticaretimiz var. Hem Rusya tarafından var, Sivastopol tarafından, Odessa tarafından, Ukrayna'dan
Romanya, diğer ülkelerin bu ticaretin mutlaka açık kalması gerekiyor. Türkiye açısından böyle bir sıkıntı var. İki, dediğim gibi Türk yatırımları. Şimdi gelelim. Nedir bu cehennem silahı dedikleri nedir? Rusya'nın iki tane cehennem silahı var. Bir tanesi ısıya dayalı bir cehennem silahı. Bunu henüz hiçbir yerde denemediler. İkincisi nükleer başlıklı füzeleri. Nükleer silahlar artık eskisi gibi Nagasaki'ye atılanlar, Hiroşima'ya atılanlar gibi uçaktan atılan bomba şeklinde değil. Direkt füzelerle dar alanı etkileyebiliyorlar. Sadece Odessa'nın bir mahallesini vurabilir. İşte Mariupol'ün merkezinin hemen dışını vurabilir. Limana etki vermeyecek şekilde. Bunu kullanırsa ne olur? NATO, Amerika, Rusya'yı daha fazla telaşlandırmamak ve sert olmasını engellemek için kendi nükleer kartını ortaya koymadı. Rusya'nın da bu nükleer kartı oynayabileceğini ben açıkçası düşünmüyorum. Çünkü bir nükleer silah kullandığı zaman bu rüzgarın etkisiyle bütün çevre ülkeleri etkiler ve çok daha sert bir direniş olur. Kiev'e yürüyerek Rusya stratejik bir askeri hata yaptı. Eğer ki Harkov'a gücünü verseydi, Harkov merkezini belki düşürebilirdi. Şunu bekliyorduk. Harkov en nihayetinde düşer fakat sert bir direniş olur. Türkiye'nin açıkçası beklentisi buydu. Lugansk, Donetsk, Donbas bölgesine gitti gözüyle bakıyorduk. Mariupol'de gitme ihtimali yüksek görüyorduk. Odessa'da da denizden bir kuşatma olur. Limana çıkartma yaparlar ama en nihayetinde ulusal baskıyla Odessa'yı boşaltmak zorunda kalırlar. Belki Karadeniz'de kendi gemileriyle belli bir sıkıntı yaratırlar, belli bir kontrol sağlarlar diye düşünüyorduk. Fakat Kiev'e girmesi bence kendileri için büyük bir stratejik hata oldu. Şu anda savaşı kazansalar bile belli bir koordinasyonsuzlukta olduklarını, müşterek harekatı, hava, deniz, karanın müşterek harekat konseptine geçemediklerini, Rusya'nın bu konuda zayıf olduklarını gördük. Türkiye'nin buralardan şehir şehir çalışıp Rusya'nın harekatını çalışıp çok iyi bir analiz yapması gerekiyor bizim genel okumayın. Peki mesela burada Ukrayna'da da gördüğümüz, Ukrayna cephesinden baktığımızda olayı hep sokak çatışmalarına ve sokak savaşlarına çevirdiler gibi görünüyor. Evet. Oradan öğrencilere de bağlanıyoruz, Türk öğrencilere. Hani biraz daha sokak çatışmalarına döndü. Ukrayna'nın bunu yapmaktaki hedefi nedir? Mesela hendekler kazılmaya başladı. Baştan bunu yapmaları lazımdı. Rusya girmeden baştan hendekleri kazıp da ilk gün bağlamında söylemiştim. Baştan hendekleri kazıp daha Rusya girmeden önce şehir savaşı halinde kabul etmeleri gerekiyor. O zaman Rusya'ya gerçekten çok ağır hasar verdirirlerdi. Rusya asla cepheden karşılanabilecek bir ordu değil. Ve Rusya yanlış birliklerini kullandı. Meskun mahallede başarılı olan işte İdlib'deki birliklerini, Libya'daki birliklerini yerine kendi merkezinden getirdi. Hatta daha gerilerden gelen birliklerini kullandı. Yaptığı hatanın, Gürcistan'da yaptığı hatanın aynısını yaptı. Oradan ders almamış. Fakat Gürcistan'da ilerlediğinden çok daha hızlı ilerledi ilk başlarda. Tabii ki Ukrayna direnişi durdurdu. Şimdi televizyonlarda şeyi de sormak istiyorum, çok özür dileyerek. Rakamlar paylaşılıyor, işte Rus tarafından kayıp, Ukrayna tarafından kayıp. Bu rakamlarda da pek anlaşamıyorlar. Bilgimiz var mı acaba Rusya'nın ve Ukrayna'nın kayıplarının yaklaşık sayısal ben olarak? Ben oradaki bir generalle konuştum. Dün 4300 diyordu. Fakat bunlar şöyledir. Tabii ki her ülke bunu belli bir marjlı yüksek olarak söyler. Birisi kayıbını az söyler, birisi öldürdüğü insanı fazla söyler. Bunlara bir %30'luk marjla yaklaşmak gerekiyor. Ama buna rağmen iyi bir direniş var. Büyükelçiliğimiz iyi çalışıyor. Harkov bölgesinden şu anda tahliye zor. Fakat Odessa bölgesinden ve Kiev bölgesinden tahliyeler devam ediyor. Kiev'de otobüs bulma zorluğu var. Otobüs buldukça tahliyeleri yapıyorlar. Çünkü oradan otobüslerle Lviv'e falan mı götürülüyor? Şimdi Kiev bölgesi için güvenli arazi bu Polonya'dan çıkmak, buralardan, Romanya'dan. Odessa zaten hemen Moldova, şurası başkenti zaten 180 kilometredir. Hemen Odessa'dan tahliye daha kolay. Ne Rusların ne de Ukraynalıların, tabii ki Türklere Türk bayraklı gördükleri otobüslere karşı bir saldırı yapması söz konusu değil. Onun dışında öğrencilerimiz orada korkmakta çok haklı. Bir haber kanalında ağlayan öğrencimiz yayından düşürdüler. Gerçekten kendi kızı gibi düşünmesi lazım. Çok talihsiz bir şey oldu. Bir profesör lakaplı arkadaşımızla Rusça bilmeden derlemeye bilgilerle kitap yazmış. Gerekirse ben gidip alırım dedi. Buradan sesleniyorum. Parasını ben veriyorum.
benzininin ne masrafı varsa gitsin öğrencimiz oradan alsın, laf konuşmasın. O kadar kolay değil tabii. Tabii o kadar kolay değil. Ben şu anda 5 tane otobüs organize etmeye çalışıyorum ki evden tahliye için büyük ihtimalle otobüsler gidiyor ve tahliye başlayacak. Boş laf konuşmasın, dediğini yapsın. Türk töresinde bu vardır. Peki son olarak şunu sormak isterim. Müzakere masası kuruldu. Pek bir ümitli değil iki tarafta. Siyasi olarak isteklerini dile getirdiniz siz de. Rusya'nın istekleri ve beklentisi ve bunun kabul görmeyeceği. En kötü senaryoda masa devrildi ve kalkıldı. Bu akşam bizleri, daha doğrusu Ukraynalıları ne bekliyor? Şu anda büyük ihtimalle Rusya zaman kazanıyor ve esas getirmesi gereken birlikleri buraya getirmek için hazırlıyor. Nereden sokacak bilmiyorum. Büyük ihtimalle bu sefer Kiev'i güneyden de kuşatmak için Belgrad'a bir yığıntı yapacak ve buradan Rusya üstüne girmeye çalışacak. Kiev'i tamamen kuşatacak. Rusya çok güçlü bir ordu, çok güçlü bir devlet. Eninde sonunda ağır kayıplar, dediğim gibi 50 bini göze almıştı. Belki bugünden sonra 100 bin kaybı göze alacak. Buraları düşürebilir. Fakat ne olursa olsun günde 15 milyar dolar harcıyor. Eğer ki kuşatma uzataydı 10 milyara düşecekti, fakat bu yeni adımla büyük ihtimalle yeni takviyelerle 20 milyara çıkabilir. 630 milyar hazırlamıştı. Bunun 400 milyarını savaş hazırladı. Çünkü sivil sisteminden çıktı. Ekonomisi zor duruma düştü. 230'u kendine ayırdığını düşün. 400 en fazla 20 gün 25 gün daha bu savaşı şey yapabilir. Eğer ki 15 gün daha Ukrayna dayanabilirse ki yardımlar geliyor. Yardımlar geliyor. En azından nasıl dayanırlar? Kiev ve Harkov'da tutunamasalar bile şu anda ne yapıyor Ukrayna biliyor musunuz? Atatürk'ün attığı müdafaa yoktur, sattığı müdafaa vardır. Savaş taktiğini yapıyor. 3 başkent şeyi var. Tabii söylemiyorum bunları. Gizli bilgilerdir. Onların savaş planlarıdır. Bu 3 başkentte savunma hattını yeniden kurmak. Şu anda Batı cephelerinde savunma hatları kuruyorlar ve savaşı buralardan alacaklar. Ukrayna dediğimiz yer tarihi olarak hiçbir zaman Rusya'nın bir parçası olmadı. İşte 880'li yıllarda Kiev Kinezliği olduğu zaman buralarda Venet halkı vardı. Daha Varyaklar, Varekler, İskandinav kökenli Ruslar buralara sonradan gelmişti. 1600 küsürlerde, 80'lerde Nimelnitski'de yine bir Kazak ayaklanması olmuştu. Hatman başkanlığında. Tarihi boyunca Ukrayna Rusya ile hep savaştı. Bu savaş yeni değil. Hiçbir zaman öyle bir halk olmadılar, bir birlik olmadılar. Zaten halk olarak da farklı şöyle halklardır. Şöyle bu kısmında, ama hani Putin'in de son açıklamaları şey, hani neredeyse Ukrayna milliyetçiliği yok. Hani işte aslında Batı'nın işte uydurmasıdır gibi bir çıkışı vardı. Şimdi şöyle, 20 yıldır Ukrayna Ukraynaca okutmak istiyor okullarda ve benim oradaki bütün öğrencilerim benimle Rusça konuşuyordu. Bir tane sırf Ukraynaca konuşan öğrencim oldu. Yıllardır Ukrayna'nın yapmak istediği Ukrayna milliyetçiliğini yazarları, şairleri üzerinden yaşatmak istediği Ukrayna milliyetçiliğini Rusya onlara hediye etti. Rusya hediye etti ve Rusya'nın içindeki Ukrayna vatandaşlarını da bilinçlendirdi. Onun için artık farklı bir Ukrayna olacak. Komedyen diye aşağıladıkları Zelenski'den iyi bir başkomutan çıkardılar. Tabii ki teknik olarak savaşı yönetmiyor ama bakın, Afganistan devlet başkanı Afganistan'ı terk etti. Müslüman devlet başkanı. Fakat bugün komedyen dedikleri Zelenski şehirde duruyor ve ön cephede sürekli halkına moral aşılıyor. Bu işleri iyi değerlendirmek lazım. O zaman şunu söyleyebiliriz. Bir 15 gün daha Ukrayna direnirse ve Putin'in de, yani Rusya'nın da nükleer kartını kullanmayacağını düşünürsek ve Avrupa'dan da gelen yardımlarla hani belki bir sulh ortamı oluşabilir. Çok ağır sivil kayıplar var. Çok ağır sivil kayıplar var ve bu Rus halkını da rahatsız ediyor. Eğer ki nükleer kartını kullanmasa bile yeni takviyelerle Kiev'i güneyden kuşatmaya yönelik büyük bir harekata eğer girerlerse sivil kayıplar çok artar. Çünkü orada nüfuslu şehirler var. Poltava'ya girecekler, Kırımçı'ya girecekler. Sanmıyorum ki Dnipro-Zaporojye'ye gitsinler. Direkt hızlı bir şekilde oraya ilerleyeceklerini Kırımçık-Poltava üzerinden düşünüyorum. Kayıplar artar. Kayıplar arttıkça ve Ukrayna direndikçe dünya onların yanına geçiyor. Farkındaysanız. Türkiye'nin burada ne kadar doğru bir politika izlediğini sanırım herkes görmüştür. İki ülkeyle de mesafesini
koruyor ama Ukrayna'nın da haklılığını her platformda dile getiriyor. Tabii ki Rusya'yı veto etmedik. Masadan kalkmasını istemiyorduk. Masadan kalkan bir insanla diyalog kaybolmuş olur. Dış politikamız da güzel gidiyor. Büyükelçiliğimiz iyi çalışıyor. Tahliyeler iyi gidiyor. Ben inanıyorum ki Rusya'da kendini daha kötü bir duruma sokmadan hızlı bir şekilde bir anlaşmayı kabul edecek. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Asam Güvenlik Uzmanı Çağrı Özkan bizlerleydi. Son durumu değerlendirdik efendim. Haberlerle devam edeceğiz.